Yani biri yanlışlık mı var? Bugün Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Fenerbahçe'de pek çok yani illa bütün transferlere değil tek tek bazı transferlere eleştiri getirme hakkına sahip değil mi yani Mahmut Uslu gibi doğayan bir Fenerbahçeli? Bence bu hakkı sahip ve görüldüğü kadarıyla da çok da iyi transferler yok ortada. Hı hı. Ha, diyoruz mesela. Sayın Koç döneminde yapılan iyi bir transfer. Emince fena değil diyoruz. Değil mi? Yani öyle tek tük sayıyoruz. Kaç tane transfer var? Onlarca isim alındı. Yani bunu eleştirmek hakkı değil mi bir Fenerbahçenin ee, üzüntü içinde maçları izliyoruz diyor. Allah aşkına ya Fenerbahçelilerin üzüntü içinde maç izlemesi, bunu söylemesinde ne gariplik var? Ee, hayali düşman yaratmasın. Evet. Benim pek ümidim yok ama desteğimiz devam ediyor diyor. Şimdi bütün bu Mahmut Uslu'nun en azından bizim bildiğimiz kadarında Fenerbahçe yönetimini rahatsız eden nedir ben anlamadım. Hatta Fenerbahçe yönetimine verilmiş bir koz var. Terraneo Pereira ilişkisiyle ilgili üç kağıt dedi ya dönemin yöneticisi. Mesela o Ama neden ona vurgu yapılmadı takımın, da? Takımın hocası şu anda ne yapabilir ki? Adam takımın başında eğer o dönem öyle bir şey yaşanmışsa yani şu Çok an ona dair ya, e, ya ba, bir kere Bana mı bir garip şey geliyor bir kere ya sana? E, sayın Ali Koç yönetimi 3. sezon 4. sezonuna girdi. Şu an 4. sezonunu yaşıyor Fenerbahçe evet. kulübü. Ya bu süreç içerisinde benim hatırladığım e, Aziz Yıldırım'ın son kongreden önce yaptığı bir basın toplantısı. E, ve e, şöyle bir zamana bakarsak böyle aklıma gelen bir eleştiri ya da yöne eski yöneticilerden çok böyle e, bir şey dillendiren bir isim. Bir belki de Aziz Başkan'ın basın toplantısı birkaç, var. Evet, evet, birkaç evet bir toplantı birkaç birkaç tane de tweet basın atılmış var. olabilir. Kongre yani no öncesiyle. normaldir yani. Evet. E, şimdi bu, bu süreçle ilgili tabii ki camiaların içindeki eski yöneticilerin ...çıkıp bir takım şeyleri söylemeleri kadar doğal bir şey olamaz. Yani sizin eleştiri, eleştiri olacaktır tabii ki. Ama benim anladığım kadarıyla bu eleştirinin olmasını da çok istemiyorlar. Yani ben öyle anlıyorum. Çünkü aynı suçlamalarla medyada karşı karşıya. Yani medyada... Neden peki? Bir takım... Neden istenmiyor o eleştiriler Murat? İstenmiyor yani bu... Şimdi ya da şöyle söyleyeyim. Mesela bir takımın transferlerini alındığı gün... ya işte atıyorum X takımın, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın benim Galatasaray'da çok başıma yani, geliyor. Sadece Galatasaray yazıyorum ya ben foto maçta Sadece Galatasaray yazdığım için Galatasaray'da çok başıma geliyor. E, aldığı bir transfer, ya ben bu transferin doğru transfer olduğuna emin değilim deyince neden büyük bir tepki geliyor? E çıksın oynasın mahcup ya etsin. Ben şu Koç, Ali Koç dönemi bence yöneticileri de ya da Ali Koç şöyle düşünüyor. Yani biz enkaz devraldık sen ne diyorsun kardeşim? Sen de eski o yönetimin bir kişisiydin, yöneticisiydin deyip şimdi bize nasıl çamur atıyorsunuz gibisine herhalde bir durum ortaya çıkıyor ki niye konuşuyor diyor. Yani bugün medyada da farkındaysan Sayın Ali Koç'un bütün konuşmalarının içerisinde illaki bir medya vardır. Yani işte medyayı düzeltmek, yeni medya kavramı ya da işte medyadan gelen mesela şu anda da çıkıp bir açıklama yapsa mutlaka şu cümleyi söyleyecektir. İşte iki takımımız iki mağlubiyet aldı. Bakın görüyor musunuz? Nasıl bize saldırıyorlar? Nasıl bizim için şunları söylüyorlar gibisinden. Yani bu sadece Fenerbahçe için olan bir durum değil. Yani bu Beşiktaş'a da bu eleştiriler yapılıyor. Trabzonspor'u da yapıyor ve Galatasaray'a çok çok daha fazlası yapılıyor. Yani eleştiriler... Ne? Tabii canım Galatasaray, Galatasaray eleştiriliyor eleştiriler, bayağı. Eleştiriler olacaktır. Yani eleştiriler, işin doğasında senin dediğin gibi kulübün eski bir as da çıkıp... ...bazı şeyleri söylemesi kadar doğal bir şey olamaz. Bir röportaj yapmışlar. Tebrik ederiz. Güzel bir röportaj. Ve... O dönemin yöneticisi şimdiki döneme bakıyor. 3 e, yıl geride kalmış e, koçun, diyor, e, kulübe çaktığı bir çivi yok diyor Ali Koçun. Bakıldığı zaman başarısızlık var mı var? Transfer başarısızlığı var mı var? Teknik adam başarısızlığı var mı var? Harcanan dünya kadar para var mı var? E şimdi bakıldığı zaman da bir başarı yok. Avrupa'da başarı var mı? Yok. E yani gerçekten de hiç olumlu bir şey yok ha kulübün. Hiç tarafında ailesinde yani rakamlara dair, defterlere dair büyük başarılar elde etmiş mi Fenerbahçe yönetimi bilmiyorum. Yani işte bir bankalar ile uzun bir süreç sonrası yaptığı bir anlaşma var, borç yapılandırması var. Diğer kulüpler İşte taraftarlarla gibi, e, girdiği kampanyalar var. Oradan e, ciddi, ciddi topladılar. gelir, gelir topla, topladılar ama sportif olarak bak, baktığımız zaman ciddi bir başarısızlığın olduğu da bir gerçek şu anda da. Fenerbahçe işte aldığı iki mağlubiyet, Avrupa'daki gruptaki başarısızlığı e bunun üzerine yapılmış bir röportaj. Yani çıkıp insanlar bir şeyler söyleyebilir. Bence burada hiçbir sorun yok. Peki Katılırsanız. Sinirler gergin mi acaba %100 sinirler gergin. Ya, skorlar en kötü temel... olunca camialarda ya, sinirler geriliyor. ama bunu olur. idare edememek gibi bir durum da var. Yani e, sinirler tabii ki geriliyor. Yani Galatasaray'da da geriliyor. Beşiktaş'ta gerilmiyor mu yani? Ya Beşiktaş'ta da bağlamak Galatasaray bağlamak hani maçı, maçı öncesi taraftarla girdiği diyaloğa bağlamak istedim sinirler Ya bu bu yani. çok doğru bir şey değil. Yani oyuncularını Sayın Başkan'ın bu tür fotoğrafları ve görüntüleri çok fazla var. Başkan olduğundan beri. Hatta bizim muhabirimiz, foto muhabirimiz Mustafa Nacar'ın çektiği fotoğraflardan dolayı yani tribünden inmeye çalıştı. Zor tuttular kendisini. İnmiştim, Hatta bir atladı. Yani bu tür hoş olmayan tabii ki görüntüler oldu. Yani biraz tabii taraftar gibi düşünüp e, insan üzülüyor, dertleniyor. Belli ki inanılmaz dertleniyor. Yani sonuçlara dertleniyor, takıma protesto edilmesine dertleniyor, e, üzülüyor ama bir noktada hani mesela Aziz Yıldırım çok asabi. İşte böyle şey bir adam bilinir. Hani sert mizaçlı bir adam bilinir. Ben bir kere bir tribünden atladığını görmedim. Ya o, onun da tepkileri vardı. Onun da taraftarla diyalogları vardı. Yani illa ki başkanların bu tür şeyleri oluyor ama genel olarak değerlendirirsek başkanların böyle taraftarlarla çok fazla bana göre e, şey olmamaları, burun buruna gelmemeleri lazım. Yani taraftar futbol takımı iki maç kaybetmiş. E, basket takımı kaybetmiş adam üzgün, mutsuz. Dolayısıyla da bir tepki ortaya koyuyor. Protesto ediyor takımını. Bir haktır. Yani ıslıklar, yuhalar ne bileyim. Başkan da diyor ki kardeşim takıma sahip çıkın yapmayın bunu diyor. Yani bunu ne kadar derseniz deyin ama taraftar da bir noktaya kadar artık yani sabır 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 nereye kadar. Burada bence başkanın yapacağı yumruğunu sık elini cebine koy masayı dağıtma bırak. Elin cebinde yumruk sıkılı dursun. Yani ama sayın başkan da onu yapmıyor. Yani daha önce de mesela hatırlıyorum güvenliğe talimat verdi taraftarı çarptırdı yanına maçta futbol maçında işte niye protesto ediyorsunuz gibisinden. Yani bu tabii ki taraftar gergin, oyuncular gergin, camia gergin, herkes gergin. Yani bir kere bunu yönetememek gibi bir durumun olduğu bir gerçek. Kolay da yönetilebilir bir durum değil. Şöyle söylüyorum. Çünkü başarı bende, istiyor. Naçizhane, naçizhane. Başarı istiyor taraftar. Şimdi şöyle şeyler var. yani sözler var. Serkan, bak Biraz söz kaç verilmiş. Kaç yıldır yöneticisin? Hani yönetici sadece yardımcılık da dahil. Kaç yıldır spor medyasında yöneticilik yapıyorsun? Bayağı da oldu senin de. 10 sene yönetici kısmı diyebiliriz. Yani 10 senedir yöneticisin. Ben bazen şöyle şeyler yaşadım. İşte Ezgi Toker. Toper. E, çok özür dilerim. Ezgi Toper. E, X kulüpteki iletişim direktörlüğü görevinden ayrıldı. İşte ona teşekkür ederiz diye bir ki. Aa iletişim sorumlusu Ezgi Toker'miş. Tamam mı? Cık, Allah Allah. Yahu Yıllardır spor medyasında yöneticiyim. Bir kere beni aramamış. Nasıl iletişim direktörü bu ya? Anlatabildim mi? Kaç kere başıma geldi biliyor musun? Kaç kere? Yani şu anda aslında söylemeye çalıştığım şey şu. Bildiğim kadarıyla bir süre sonra ben de dedim ki üzerimde sorumluluk hissettim. E bu biraz da benim suçum herhalde. Yani madem onların sadece benimle iletişim kurmak için bayağı da iyi paralara çalıştırdığı bu adamlar benimle iletişime girmiyor ben onlarla iletişime gireyim dedim. Yani ben adım atayım abi madem kulüpleri düşünmüyor bu adamlar. Hani o kulüpleri biz onlardan daha çok düşünüyoruz ya. Ben onlarla konuşayım dedim. Yani bir süredir, uzunca bir süredir hangi kulübün hangi iletişimi, sosyal medyası, kurumsal iletişim, futbol takımı, basketbol takımı kim, kiminle nasıl yapıyor iyi bildiğimi zannediyorum. Onlar beni bilmiyor olabilir. Hiç aramamış, hiç bilgilendirme de yapmamış olabilirler. Ama ben şunu söyleyebilirim. Bu arada hani diğer kulüplerin de iletişim departmanları çok iyi anlamında bir şey söylemiyorum. Yani onu da söyleyeyim. Hı hı. Fenerbahçe'de iletişim departmanında mı sorun var yani? Hayır. Fenerbahçe'nin Ya bence resmi hesabının hani yönetiliş şeklinde bile ki Diğer kulüplerimizde o, de, o, de var bu o durum. Sen o tweet'i bahsediyorsan ya da o açıklamayı onu başkan demiştir. Yani başkanın izni olmadan zaten öyle bir... Ama senin de görevin ya. Dair. Sen başkansın. Ben evet. senin profesyonelim. Profesyonelim. Yanlış Diyorsun bir Diyorsun şey. ki bana şunu yapalım. Ya sayın başkanım bunu yaparsak şöyle bir geri dönüşü olabilir. E ben onun için para almıyor muyum abi? Madem medyayla iletişim kurmuyorum. Sadece kendi kankalarımla ya da ilişkim olanlarla, organik bağım olanlarla bir alakam var. Medya yani medyanın sadece kendi istediğim kısmıyla iletişim kuruyorum. Bari YouTube medyası. Sana para veren, bari sana para veren kulübün başkanını yönet. Bak bu ilginç bir laftır. Yöneticiler ya yöneticiler yapsın. sadece sadece emir, direktif vermezler, tebliğ etmezler. Her yöneticinin altındaki kadro o yöneticileri beslemek, yönlendirmek, onlara doğruyu anlatmak zorundadır. Bu bence birinci görevleridir. Kusura bakmayın. Evet. Ya yani ben Ali Koç'un iyi bir yönetici mi, iyi bir başkan mı bunun muhasebesi yapılır, yapılıyor, yapılacaktır. Hikaye daha devam ediyor. Hikayenin sonunda ayrıca bir karne çıkartılır. Ama ben Ali Koç'un Ali Koç'un çok kötü yönetildiğini düşünüyorum. Yani şimdi geriye dönüp bakarsak biz bizim yorum yapmamıza da gerek yok yani sonuçta sayın başkanın seçildiği dönem bugün 3 sezon Avrupa Lig transfer Tam yanlışları bir saniye başka bir şey Tam başarısız, başarısız. başka bir şey diyemeyiz ki yani Uslu buna zaten mahmut gibi bir Fenerbahçeli söylüyor e bunu Tam bunu başarısız olduğunu ya söylemek bak... bir kötü bir şey değil yani onu sosyal medya hesabından Mahmut Uslu'yu hedef göstermek alay etmek işte söyledikleriyle alay ediyorlar bu net. Şimdi bunu başka türlü bir tarafa falan çekmeyelim yani. Burada bir alay var. Diyor ki yani arada La Fontaine'den masallar anlatmış. Fenerbahçeliler siz de okuyun diyor. Yani lay lay lom gibisinden bir şey yaptı. Ben ilk defa gördüm yalnız meslek hayatımda. Böyle ben de hayatımda bir, böyle bir, bir paylaşım yani hayatımda çünkü, ilk defa gördüm. Çünkü takımlarda yani camialarda eski başkanlar, yöneticiler herkes konuşur. Kardeşim röportaj verir, efendim televizyona çıkar ee, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunur, YouTube'da çıkar bir bundan doğal ne olabilir? Yani eleştiri olmazsa zaten ne yap? Kimse eleştirmesin mi? Biz eleştirmeyelim, yönetici eleştirmesin, eski başkan eleştirmesin, hiç kimse eleştirmesin. Her şey çok güzel, süper. Böyle diyeceğiz. Fenerbahçe'de hiçbir sorun yok. Bence hiçbir sorun yok Fenerbahçe. Ya bak şimdi olay şuna geldi. Sadece Fenerbahçe özelinde de konuşmak da Hı -hı. çok doğru değil. Gene. Gerçi şu an konumuz Fenerbahçe diye de konuşacağız tabii ki. Canım, ama bunu, yani olay oraya şuna doğru, geldi. Oraya doğru yanlışa da yanlış demek lazım yani burada. Meslektaşlarım, kardeşlerim lütfen yanlış anlamasınlar ama... ...hani bir ağabeyleri olarak da söylüyorum. Sen de aynı benimle aynı düşündüğüne eminim. Kulüp muhabirleri, kulüp muhabirleri sadece Fenerbahçe muhabirleri değil. Sosyal medya, dijital medya... E, bir de kulüp yazarlığı. Yani sadece o kulübe odaklanarak yazarlık var. Fakat hani işler çok yanlış yerlere gitmeye başladı arkadaşlar. Ben kimse kusura bakmasın. Gelen her transferi övmek, alkışlamak zorunda değilim. Bu memleketin 20 milyar lirası borçhanesinde yazıyor. Futbol futbol operasyonumuz yüzünden. Yanlış mı abi? Evet. O 20 milyar lirada bir vebalin yok mu? Senin de var. Ya ben her transferi sosyal medyada linç yemeyeceğim diye o bravo alkış ayakta alkışlayalım süper transfer. bizim transferler sizinkinden daha az kötüye dönüyor sonra zaten. Ha biz kötü bir futbolcu aldık evet ama sizinki daha kötü ha 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 yapıyor adam. Biz borçluyuz evet ama siz daha borçlusunuz. Yani olaylar çok acayip yerlere gitmeye başladı. Bakın abi ben kimsenin kimsenin hangi ilişkilerle nasıl bak dönemin en önemli Fenerbahçe yöneticilerinden biri kendi dönemindeki Terraneo ve Pereira için ne söyledi? Ne yapayım ben? Bence bu kısmı çok önemli abi bu konuşmaların. Ben buralara takılıyorum. Şimdi bu tarz ben buralara Bakaslan takılıyorum. Bakasetas kısmı önemli değil mi? Ben? Ya Bence bak o mesela önemli. Galatasaray'da, Bakasası... Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, bak Bakate Trabzon'da. Bakasetas'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Muhasebesi görebilmesi gereken çok şey var da. Başkanı pişman abi bu Terraneo ile Komolya hikayesini ben hiç anlamadım onu söyleyeyim.